Teşekkürler. He, bu offside pozisyonu, evet, tamam. Ekranı değiştirdik mi çocuklar? Ekranı da değiştirelim. Şimdi burada iki tane olası offside pozisyonu, evet, var. O pozisyonlardan ikincisi için offside kararı ve çizgisi çekildi. Bir de uzun süre kaldır bu pozisyonda. Yani 2 dakika. Bir burada, bir burada, burada. Bir de geçen, bir de burada şimdi pozisyonu, şu pozisyonda. Tam hat, hatta bir kere daha duralım. Çizgi var mı bir de? Çizgiyi de rica ediyorum. Ne düşünüyorsunuz? 2 dakika falan kaldı hatta. Böyle bayağı 2'den fazla kalmıştı. Çizgiyi çizmeleri daha da uzun sürdü. Çözemediler bu pozisyonu yani. Sonrasında bu çizgi geldi. Çizgi ne diyor? Çizgi offside mi? Kırmızı offside diyor, evet. Şimdi yeni bu çizgilerde, yeni offside şeyinde, evet, işte uzvun şu kadarı geçmesi lazım gibi şeyler de çıktı. Yani ona göre mi acaba? Kolu... E öyle tabii canım. Evet. Çizgi doğru mu? İşte çizgi şey geliyor hocam. Valla çizgi çok, bana... Çizgiyi bana diyorlar ki çizgi perspektif yanlış gelmedi ama çektim, bilmiyorum. Yine bana geçen da, sene de. Çizgi bana tuhaf geldi. Bak, de bir de ilk pozisyona bakalım. İlk pozisyona mı? Pozisyonu çizdiler mi? İlk yok, pozisyonu yok, çizmediler hocam. Bir de ona bakalım. Bu zaten şey diye... Geçen hangi maçta hocam yine çizgiyi... Yani geçen sene bir tane var. Panaviç'e ya. Tabii canım. Geçen seneki. Bunun ilk pozisyonuna bakalım. Bu pozisyonun ilk pozisyonunda bunun. Ha. Şimdi geliyor hocam. 42. dakikada. Yavaş. Abdülkadir Ömür'le yavaş, bir... Yavaş olmadı, yavaş. Şu topa vurduğu an bakalım. Evet. Ayakta mı top? Ayakta mı, evet, şu anda Hüseyin? Buradan top görmek için şey. Çıkmış. Evet. Bu pozisyonda şey var mı? Donuk hali, evet. Bu yayıncı kuruluşun verdiği pozisyon bu. Aslında bu pozisyon tuhaf. Bence yani diğerinden daha olsaydı şüphesi, evet, bunda daha fazla olurdu. Olduğu zaman geri gelip alıyor. Evet. Aslında bu pozisyon daha tuhaf. Çizgiyi çekecekse burada. Göre. Değil mi? Buraya çizgi çektiler mi? Yok yok. Çekmediler değil mi arkadaşlar? Hayır. İlk pozisyona çekilmedi. Hocam buraya çizgi çekmiyorlar. Öbür çizgi eğik. Evet. Onların geometrisi falan nasıl abi? Kim nasıl ayarlıyorlar? Hocam işte geçen sene... Lan bunu çizmiyorlar. Onu geçen çiziyorlar. Sezon... Onu çiziyorlar. Hocam hep Trabzonspor'a gidiyor çizgiyi. Çizgi Trabzonspor'a. Bunlar eteklik falan yapabilirler ha. Overlock böyle hani var ya bayanlar. Nakış diyor. Overlock eteklik böyle şey. Kloş mu derler? Ne derler? Kloş etek, kloş. Bayanlar değil mi? Hayır yani... Onu bilemiyorum ama ben o çizgide perspektif göremedim. Geçen sene Yusuf Namoğlu geldi dedi ya... Bizde değil ayrı bir kuruluş var o sağlıyor diye. Ben bu işi anlamadım. Bu çizgiler... Ya takım ayırt etmeyeceğim de fizik, hep aynı Trabzonspor maçlarında bu çizgi yanlışı. Doğru değil ya. Ya bende bir şey var. Çizgiyi doğru. Sen dediğin Trabzon maçlarında var ya. Olabilir ya, biz yanlış görüyor olabiliriz. Aynen. Bilmiyorum. Kameranın durduğu yerden dolayı falandır bir şeydir. Aynen. Ama yani... Ben gözüme inanıyorum abi. Ceza sahası ön çizgisiyle ya o çizgi şey arasında bir gariplik çizgiyle var. Çizgiyle alakalı çok şey geldi. Hocam bu yaşamda hiç gözlük kullanmadınız yanlış çizildi diye çizgi. Ya, bakıldığı zaman okuma gözlüğü. Çok ufak olursa onun haricinde kullanmayı sevmiyorum. Hadi bunu da geçtik hocam. Hani bir pozisyon daha var, ona bakalım sonra. Bu yani şu açı bilmiyorum. Yani bilemiyorum. Gerçi bizim bak, şimdi yönetmenimiz de diyor ki VAR görevlileri kamera kalibrasyonlarını gelip kontrol ediyorlar diyor. Değil mi Hüseyin, yanlış söylemiyorsun. Çünkü biz onlar da bakıyor, belirliyorlar diyor. Ama yani ne bileyim gözde bir bize yakın bizde sıkıntı var diye ne bileyim öyle değil. Bize yakın çizginin çizildiği yerde bize yakınla mesela uzak yere bakıyorsun. Ama bu pozisyonda Erman hocama katılıyorum ben. Yani ceza sahası çizgisinden net belli oluyor mesela. Oradan baktım ben. Değil mi Serdar? Oradaki görevli amcamlara güvenmiyorum. Oradaki görevli amcamlara güvenmiyorum. Bilmiyorum anlatabildim mi? Anladık hocam gayet iyi. Peki gelelim diğer pozisyona. Gelelim. Benim bu hocam pozisyon. Benim. Burada artık dakika 90 artı küsur. 90 artı 5 mi burada öyle bir şeydi? Evet evet. Maç bitiyor. 91. Kaç? 95. 95 değil 94, mi? 94. Ya şey söylemeyeyim neyse evet. Real hocam. Kaçma. Bak hala devam ettiriyor elini. Hı. 90 artı 5 burada 0-0. Şey yok, VAR'a da gitmiyor. Hani şey de yok. Hani biri uyarmıyor da VAR'a da gitmiyorsun.
Vermiyorsun. Da uyarı gelmiyor. Vermiyorsun. Yani. Hiçbir şey yok. Kemal Uğurlu'dan da uyarı geldi. İlkinde gittin. Ya verdin penaltıyı. VAR'a gittin, iptal ettin. O da geldi. Ya burada da git. Burada da git o zaman. Ay, gelmiyor. Uyarı işte, da yok ya. Tamam. Trabzon. Veya hocam. Benim takıldığım pozisyon bu. Senin takıldığın pozisyon az önceki pozisyon. Buna göre daha net penaltı. Vakemin. Vakemede iki hocam, tane var. Çok net pozisyon. Bence hocam. Hayır, hayır çok bir dakika. Net. Hayır. Hayır. Mehmet diyor ki buna penaltı. Şimdi buna diyorsa öbürsü de penaltı. Bu da penaltı. Niye penaltı? Şimdi bak. Berdiç sol bek. Serkan'ı zaten oynama derdi. Yani topla falan hiç. Serkan da arkasından geliyor. Çok iyi bir koşu yapıyor. Berdiç'in topla oynama derdi var mı? Hiç yok. Sıfır. Ne topa bakıyor, ne topun nereye düşene. Direkt Serkan'ı görüyor bir anda. Şu Serkan'a çok, koluyla teması var. Bir de aşağı çekiyor. Bir de Serkan bak öyle şimdi, bir çocuk da değil. Yani kendini, devam ediyor hocam. Kendini bırakacak ya bir çocuk değil. Tamam o bırakacak çocuğu. Hadi onları da geçtim Mehmet. Yani %100 bu da penaltı. Ne gibi? Bak şimdi topu bir kere topu kaçırıyor. Serkan orada arkasına doğru koşuyor. Berdiç bakıyor diyor ki oyun sol eliyle anladın mı? Direkt bak, oynayıp. Bak. Direkt temas. Hiç topla evet. Oynama derdi yok. Topu kaçırıyor. %100 penaltı. Ben bak, öteki pozisyonlara hiçbir şey söylemiyorum ama benim kendi fikrim o hakem bak, bu maçta bir kere bitirdi bak, yani şundan. İlk net penaltı. Lopez'in o pozisyonda Vakeme yaptığında yine onun da bir topla oynama derdi yok. Penaltı bu da Berdiç'in de Serkan'a yaptırdığı penaltı. Onun da topla oynama derdi yok. İkisi de penaltı. Serdar. Trabzonspor transfer çalışmaları yapıyor mu? Evet yapıyor. Bence gerek yok. Beşiktaş'ta forvet aramasın. Bu hakemlerle bu sezon bitmez. %100 penaltı. Ya bir de çok erken oldu. Trabzonspor mesela VAR'a geçen... gitmiyorsun. Bak, penaltı vermeme Serkan, sorun değil. VAR'a gitmiyor. Ya. Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Benler. Geçen sene Beşiktaş mesela ilk devre öyle doğruladılar. Operasyonu yaptılar. Yarıştan da itelediler. Bitti. Trabzonspor da son düzlükte yaptılar. Şimdi bu sene baktılar. Ya dediler ki ya sezon başında bari başlayalım. Trabzonspor geçen hafta bu hafta. Aynı şekilde Beşiktaş'ın da bu maçta net bir şekilde görüldü. Yani bu kadar da bariz olur hocam, mu? Ya transfer yapılıyor, bu kadar ekonomik bak, sıkıntılar var. Bir yandan pandemi var, bir yandan UEFA var. Takım, ekonomi, seyirci yok. Hocam, günlük hasılat yok kulüplerde. Bak takım iyi oynar, kötü oynar. Onu geçtim. Trabzonspor o maç kötü oynayabilir. Ama bu pozisyonu gördüm mü çalacaksın. Bunun kötü yeter. Oynamakla iyi oynamakla ilgisi Erman yok. Erman hocam. Hakemin art niyetiyle başka hiçbir şey ilgisi yok. Evet hocam. Bu pozisyonu düdük çalmayan hakemin bu pozisyona VAR'a çağırmayan hakemin gözlerinden öperim. Ayıp. Terbiyesizlik. Bir cümle daha söylersem ayıp. Aman hocam. Aman hocam. Terbiyesizlik. Yalnız şu var. Bu hakemlerin kafasına şeytan çabuk girmiş hocam. Hakemler akıllı adamlardır. Mesajı alırlar hocam. Şeytan çabuk girmiş bunların kanına. Trabzonspor tehdit. Çabuk yani girmiş. Için. Diskalifiye edilmeye başlanmışlar. Birileri diskalifiye olacak arkadaşlar. Trabzonspor gücü yetene götürecek bu sene. Çok net söylüyorum. Şu an belli oldu. Daha ikinci maç be. Bak evet, bu pozisyonla ilgili bak, şu, herhalde başka... Şu, ahlak noksanlığı, terbiye tabii noksanlığı. Hocam tabii bunun üzerine konuşulacak hiçbir bak, şey yok. Bak bu ahlak noksanlığı evet. Ve terbiye noksanlığı. Kusura bakmayın abi. Bu yok bak. Ben onun için pozisyonu. Dedim. Bilmem neyin pozisyonu. Bunu yani. Bırakın abi. Neyin pozisyonu bu geçen, ya? Neyin hocam, pozisyonu? Hocam. Bunun öyle. Pozisyonu eli çekmiş, koymuş, bacağı sokmuş, kalçayı sokmuş falan geçin abi. Bunun ne bacakla ne kalçayla alakası var. Aynen öyle. Bunun burayla alakası var. Doğru. Şeytanla alakası çok var. Doğru. Burayla. Ender. Bunu öyle bacakla bacakla yok. Ender bak geçen hafta Erman Hoca neydi? Dedi ki Cüneyt Çakır niye çağırmadı? Kopyası Trabzonspor'un aleyhine oldu çağırdı. Evet. Lehine oldu çağırmadı değil mi Cüneyt Çakır? Şimdi ne oldu? Volkan Hoca penaltıyı verdi. Çağırdı var iptal etti. Şimdi penaltı Volkan Hoca vermedi. E var şimdi girsene. İki haftadır bak şimdi iki haftadır hakem kararının tutarsızlığına var. VAR'ın girdiği girmediği, verdiği vermediği, sen şimdi birinci penaltıyı diyorsun ki var diyorsun ki Volkan Hoca sen yanlış yaptın. Gel buraya. Neredesin gidiyor. O zaman? Şimdi ikincisine niye çağırmıyorsun? Bak, vermeye de bilir. Standart. Ender'cim vermeye de bilir. Ben onun için çağır, söyledim bak, zaten. De ki ya bu son dakika bir bak pozisyona. Çünkü senin ilk penaltını biz iptal ettik verdiğini. Bir de buna bak vermeyebilir. Ne yapıyor? VAR yine orada girmiyor. Devre. Ama nasıl vermesin? Dolayısıyla yani da sonrasında konuşmaya gerek yok bence büyük bir de. İsyan yok, çıkıyor ortaya. Ver yansın. Onun için İnsanların, ben. Takımların ben canı yanıyor. Burada bu, renkler bu, önemli bu değil ya. A takımı, B takımı önemli değil. Bu sakat çok ne sakat? Doğru hocam doğru. Senin yani burada sakatlık var hocam.
Bak ben görmediydim. Sıkıntı ilk defa gördüm. Bugün A ben bugün seyredemedim Trabzon maçını. Ben onun için sana söyledim hocam. Hani ilk defa gördüm. Bak ilk defa gördüm. Sizi dinledim ben. Evet. Ya olacak şey de ayıp. Ya ahlak noksanlığı ve ya ne noksanlığı diyeyim abi ayıp ya. Ya sana ne Trabzon'dan bana ne abi. İyi oynar kötü oynar ona bakmaz. Denizli'den bana ne abi Beşiktaş'tan Galatasaray'dan ya ayıp bu ya. Peki. Hocam Ender de söyledi. A takım B takımı çok güzel bir şekilde değil önüm. Öbür gün evet. CD takım ne olacak? Doğru mu? EF'ye başka takımlara geçecek bu iş. Evet. İnşallah evet. Düzelirler haftaya. Ya şu işi bir artık normal seyrine sokabilsek diyoruz. Bir kısa reklam arası da.